Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS tarih soru çözümlerimize, denemelerimize es kesmeden devam ediyoruz ve geldik dördüncü denemeye. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. Hazırsanız ilk sorudan başlıyoruz. Hadi bakalım ilk sorumuz İslam metodolojisi Türk tarihi ile ilgili. Kimekler ülkeyi 11 ile ayırarak yönetmiş ve her ilin başına bir vali atamışlardır. Kimeklerin valiye verdikleri isim kaynaklarda ne olarak geçmektedir? Açıklığına baktığımızda sizlere tutuğu verdim. Tutuk doğru cevabımız değerli arkadaşlarım. Aygucu eski Türklerde vezir anlamı taşıyor. Şöhnet Türk İslam Devletleri'nde askeri valiye verilen isimdir. İlteber eski Türklerde yüksek rütbeli komutan olarak bilinir. Subaşı yani farklı anlamlarda kullanılıyor. Türk İslam tarihinde güvenlikten sorumlu olan kişi olarak bilinir. Cevabımız tutuk olacaktır. İkinci sorumuz değerli arkadaşlarım. Türk İslam Devletleri'nde hükümdarlık sembolleri önemli yere sahip olmuştur. Aşağıdaki sembol eşleştirmelerinden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir? Şimdi çatır, oho yanlış bilgi. Meşhur halifeden alınan onaydır. Doğru değerli arkadaşlarım. Aslında bunu böyle yapalım. Tamam. Nebbet, davul. Tamam. Bu da doğru. Tu, sancak ya da fram anlamı taşıyor. Örgünü biz taht diyoruz. Bunlar hükümdarlık sembolleridir. Ancak çetra biz ne diyoruz değerli arkadaşlarım? Şemsiye diyoruz değil mi? Ha, dikkat edelim. Hançere eski Türkler kama diyorlar değerli arkadaşlarım. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Yanlış bilgi. Üçüncü sorumuz. Geleneksel Türk anlayışına göre hareket ederek ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştıran ve taht kavgalarının daha da derinleşmesine sebebiyet veren Türkiye Selçuklu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Birinci Mesut, bakır parayı bastıran Türkiye Selçuklu hükümdarıdır. İkinci Gıyasettin Yeni döneminde Üsküdar Savaşı gerçekleşiyor ve devlet yıkılma sürecine gidiyor. Birinci Kılıç Arslan, merkezi İznik'ten Konya'ya taşıyan hükümdardır. İzzettin Kaykavus, Sinop'u ithalat ve ihracat merkezi yapıyor. Cevabımız ikinci Kılıç Arslan olacaktır. Dördüncü sorumuz canlar. Osmanlı kuruluş döneminde hükümdarlar hangi unvanı kullanmamışlardır? Bakın kuruluş döneminde dikkat. Osman Bey örneğini verebiliriz. Çelebi Mehmet örneğini verebiliriz. Orhan Gazi, Osman Gazi örneğini verebiliriz. Sultan unvanını kullanan zaten Orhan Bey'dir. Bunu da biliriz. Ancak halife kullanılmadı. Halifelik unvanı ne zaman kullanılacak? Yükselme döneminde. Yavuz Sultan Selim, Ridaniye Savaşı ile Memlüklere son veriyor. Osmanlı tarihinin ilk halifesi oluyordu. Beşinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman dönemi gelişmeleri arasında gösterilemez? Kanuni dönemini bilmemiz lazım. Memlük Devleti'ni yeniden kurma düşüncesi doğmuştur. Bunu kim gerçekleştirmek istedi? Canberdi Gazali değerli arkadaşlarım. Tamam. Buna dikkat. Gerbedeniz Savaşı kazanıldı. Dikkat edelim. Osmanlı'nın Batı Akdeniz ve Kuzey Afrika üstünlüğü sağlandı. Rodos Adası sağlandı. Fatih'in alamadığı yerlerden biri. Son seferi Zigat var olmuştur. Doğru değerli arkadaşlarım. Sırbistan'ı alan Kanuni değil Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Buna dikkat ediyoruz. Cevabımız Y şıkkı. Altıncı sorumuz. Benim altınla doldurduğum hazineyi torunlarımdan her kim doldurursa kendi mührüyle mühürlensin. Aksi halde hazineyi Humayun benim mührümle mühürlensin diyerek vasiyette bulunan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Bu kişi 1. Selim yani Yavuz Sultan Selim'dir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde zaten az önce bilgileri verdik. Çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Bilmeniz lazım. Ön sevme tercih edebilir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın alamadığı iki yer Rodos ve Belgrad'dır değerli arkadaşlarım. Buna da dikkat edelim. 4. Murat Bağdat Fatih olarak bilinir. Çelebi Mehmet Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak kabul edilir. Cevabımız Yavuz Sultan Selim olacaktır. Osmanlı tarihinde gelir gider dengesini hesaplayarak ilk defa modern bütçeyi hazırlayan kişi kim olmuştur? Bakın sizden sadrazamı isterim. 1. Ahmet döneminin sadrazamı Kuyucu Murat Paşa'dır. Bunu geç. Heh bak. Celali isyanlarını zorbalıkla bastırıyor. Halk bunu önemsemiyor. Genç Osman Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk padişah Köprülü Mehmet şartla başa geçen ilk sadrazamdır. Cevabımız Tarhuncu Ahmet Paşa olacaktır. Sonrasında idam ediliyor. Çünkü rüşvetçilerin önüne geçemiyor. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri gelişmeleri arasında gösterilemez? Lale Devri padişahı kimdir? 3. Ahmet. Bütün matbaası kuruldu. Doğrudur. İbrahim Müteferi gönderliğinde çiçek aşısı sağlık alanında yapılan önemli gelişme. Basılan ilk eser Van Kulu Lugası'dır. Doğrudur değerli arkadaşlarım. Dönemin nakkaşı Devni'dir. Tamam. Topçu, oho, topçu ocağını kuran 1. Murat'tır değerli arkadaşlarım. Buna dikkat edelim. Bu dönemde tulumbacılar ocağı kuruluyor. Topçu ocağı değil. 9. sorumuz. 1739 yılında imzalanan Belgrad Antlaşması'nda arabulucu olduğu için 1740 yılında kapitülasyonları sürekli halen gelen devlet hangisi olmuştur? Şimdi İngilizler, Hollanda, Rusya kapitülasyon elde edecekler. Zaten İtalya Uşi Antlaşması ile Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını dağılacak.
Ancak Fransa, ilk kapitülasyonlar Fransa'ya verildiği yönünde bilgiler var değerli arkadaşlarım. Kanuni Sultan Süleyman döneminde kapitülasyon veriliyor. 1. Mahmut döneminde sürekli hale getiriliyor. 10. sorumuz. Söz elden ferman kim tarafından okundu? Soru köklerine dikkat et. Gülhane-i Hat Duyumanı olarak bilinen bu ferman ile hukuk üstünlüğü sağlanmış ve padişahın yetkileri ikinci defa kısıtlanmıştır. Mithat Paşa kimdir? Kanuni esasının başındaki kişiydi. Yani o komisyonun başındaki kişi Mithat Paşa'dır. Ahmet Cevdet Mecelle'yi hazırlayan kişidir. Mustafa Reşit doğru cevabımız. Köprülü Mehmet Paşa Şartabaş'a geçen Osmanlı sadrazamı. Ali Suavi kimdir değerli arkadaşlarım? Tarihte Sarıklı ihtilalci olarak bilinir. Cevabımız Mustafa Reşit Paşa olacaktır. 11. sorumuz. Merkezi otoriteyi güçlendirmek için veren sisteminde değişikliğe giderek ülke padişahı mazdır anlayışını getiren Osmanlı padişahı kimdir? Şimdi Osmanlı Orhan Bey geleneksel Türk anlayışını devam ettirdi. Yani ülke hanedanın ortak malıydı. Gitti. Birinci Murat bunu ilk defa değiştirdi ve dedi ki ülke padişah ve oğullarının malıdır. İkinci Mehmet ülke padişahın malıdır dedi. Doğru cevap ve en son birinci Ahmet Ekber ve Erşed dedi değerli arkadaşlarım. Cevabımız Fatih Sultan Mehmet olacaktır. 12. sorumuz. Osmanlı'da olağanüstü durumlarda alınan vergi olup imdad-ı seferi olarak da adlandırılmıştır. Sözlerden vergi aşağıdakilerden hangisidir? Olağanüstü durum diyorsa cevabımız avarızdır. Taşiş Osmanlı parasının değer kaybetmesine verilen isim. Öşür Müslümanlardan alınan ürün vergisi. Haraç gayrimüslimlerden alınan vergi. Cizye yine gayrimüslimlerden alınıyor. Belli şartlar karşılığında alınan vergidir. Cevabımız avarız olacaktır. 13. sorumuz. Yukarıda sözü elden kişi kimdir? Hamidiye kahramanı olarak bilinir. Cehennem Değirmeni eserini yazmıştır. Mustafa Kemal Paşa Anafartalar kahramanıdır. En önemli eseri Nutuk'tur. Kazım Karabekir en önemli eseri İstiklal Harbimiz'dir. Rauf Orbay doğru cevabımız. Ali Fuat Paşa sınıf arkadaşım Atatürk en önemli eseridir. Enver Paşa biliyorsunuz ki Edirne Fatih olarak bilinir. Cevabımız Rauf Orbay olacaktır. 14. sorumuz. Yukarıda söz edilen cephe aşağıdakilerden hangisidir? Enver Paşa komuta etmiştir. Sarıkamış harekatı başarısızlıkla sonuç almıştır. Kanalda Cemal Paşa. Gafel doğru cevabımız. Karakale'de kimler yok ki? Mustafa Kemal. Seyit Onbaşı. Cemal Çobanlı. Arkadaşlarım. Yani arkadaşlar tamam. Irak cephesinde Halil Paşa var. Hicaz cephesinde Fahrettin Paşa var. Dikkat edelim. Cevabımız Kafkas. Komutanlar çıkabilir. 15. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerden biri olarak gösterilemez? Şimdi TBMM açıldıkta yani Londra Ateşkes Antlaşması'ndan sonra özellikle cemiyetler kurulmaya başlandı. Kars İslam Şurası Yakup Şevki'yi unutmayacaksın. Milli varlığa düşman cemiyet değil, yararlı cemiyettir. Cevaba ulaştık. Hürriyet ve İtilaf Fırkası İttihat ve Terakki'nin baş düşmanıdır. Milli varlığa düşman. Teali İslam halifenin etrafında birleşen cemiyettir. Milli varlığa düşman. İngiliz muhipleri İngiltere'nin himayesini isteyen cemiyettir. Milli varlığa düşman. Türk Selameti Osmaniye saltanatın etrafında birleşen cemiyettir. Milli varlığa düşman cemiyet olarak bilinir. Ancak Kars İslam Şurası milli cemiyettir. Dikkat! 16. sorumuz. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Misak-ı Milli kararlarının alınmasında etkin rol oynayan grup aşağıdakilerden hangisidir? Bu grup TBMM döneminde var olmayan bir gruptur. Buna dikkat edelim. Cevabımız Felah-ı Vatan'dır. Halk Cümlesi, Tesanüt, Müdafaa-i Hukuk ve Yeşil Ordu birinci TBMM döneminde kurulan gruplardır. Buna dikkat edelim. İlerleyen zamanlarda kısa kısa bilgiler vereceğim sizlere. Çünkü ilerleyen zamanlarda bunlarla ilgili çok soru var. Çok deneme olacak. Sınava kadar deneme gelecek değerli arkadaşlarım. Başkanlığını Rauf Orbay yapıyor. Dikkat et. Şimdi aşağıdakilerden hangisi birinci TBMM döneminde yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez? Değerli arkadaşlarım. Öncelikle birinci TBMM ile temsil heyeti arasındaki farkları bilmeniz lazım. Diyanet-i Vatanîye Kanunu'nu TBMM çıkardı. Teşkilat-ı Esasiye 1921 Anayasası TBMM. Hudani Antlaşması 1922 TBMM. İsmet Paşa temsil ediyor. Cemil Çeto isyanı yaşandı. Nerede? Batman'da yaşandı. TBMM. Mecelle kaldırıldı. Ne zaman? İkinci TBMM döneminde. Medeni kanun kabul edilince mecelle kaldırılmıştır. Dikkat ediyoruz. 18. sorumuz. Londra konferansında ben sözü milletin gerçek temsilcisi olan TBMM'ye bırakıyorum diyerek itilal devletlerinin planlarını bozan kişi kimdir? Ali Rıza Paşa.
Damat Veli hükümeti istifa ettikten sonra yerine giren kişidir. Hulusi Salih Amasya görüşmelerine katılan kişidir. Buna dikkat edin. Tevfik Paşa doğru cevabımız. Hadi Paşa kimdir? Sevr Antlaşması'nı onaylayan kişidir. Bekir Sami kimdir değerli arkadaşlarım? TBMM adına katılan kişidir. Ben sizden neyi istemişim? İtirafların planlarını bozan kişiyi istemişim. O kişi Tevfik Paşa'dır. Ve sözü kime bırakıyor? Bekir Sami Bey'e bırakıyor değerli arkadaşlarım. Dikkat! 19. sorumuz. Milli mücadelenin kazanılmasında etkin rol oynayıp milli birlik ve beraberliği savunan Atatürk ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? İnkılapçılık daima yenileşmeyi öngörür. Halkçılık eşitlik ve adaleti öngörür. Bizden, ben sizden bağımsızlığı istemişim değerli arkadaşlar. Milliyetçilik. Cumhuriyetçilik ulus iradesini öngörürken devletçilik ekonomik modeli öngörüyor. Cevabımız milliyetçilik olacaktır. 20. sorumuz. Dikkat edelim. Mustafa Kemal Paşa'nın Mareşal olarak katıldığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir? Ne zaman aldı Mareşal rütbesini? Sakarya'dan sonra. Demek ki ilk savaş hangisi olacak? Büyük Taarruz. Çanakkale'de Mustafa Kemal ilk de rütbesini artırıyor. Tüm general biri oluyor değerli arkadaşlar. Sakarya Savaşı'ndan sonra Mareşal rütbesini yükseliyor. Sakarya'da başkomutan. Trablusgarp'ta binbaşı oluyor Mustafa Kemal. Eskişehir Savaşları'nda Mustafa Kemal yok. İsmet Paşa var. Cevabımız Dolupınar yani Büyük Taarruz yani Başkomutanlık Meydan Savaşı olacaktır. 21. sorumuz. 29 Ekim 1923 yılında gerçekleşen Cumhuriyet'in ilanı sonrası Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı kim olmuştur? İsmet İnönü ilk başbakan doğru cevap. Mustafa Kemal Atatürk ilk cumhurbaşkanı, Ali Fethi ilk meclis başkanıdır. Celal Bayar İç Bankası'nın müdürlüğünü yapacakken Tevfik Rüştü Atatürk döneminin dışişleri bakanıdır. Cevabımız İsmet İnönü olacaktır. Yirmi ikinci sorumuz canlar. Şimdi Batı sınırlarının korunması için toplanan Balkan Antantı'na hangi devlet İtalya'dan çekindiği için katılmamıştır? Şimdi katılan devletler Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya'dır. İtalya'dan çekinen Arnavutluk'tur. Revizyonist politikalarından dolayı katılmayan Bulgaristan'dır. Dikkat! Aşağıda verilen raporlardan hangisi hata sorunu ile ilgilidir? Şimdi, raporları bilmeniz lazım. Değerli arkadaşlarım, Samsun raporu Mustafa Kemal'in İstanbul hükümetine gönderdiği rapor. Bristol, Rumların haksız olduğunu dile getiren rapor. King Crane, ABD'nin Orta Doğu raporudur. Sander, doğru cevabımız Herbi, Ermenilerin haksız olduğunu dile getiren rapordur. Cevabımız Sander raporu olacaktır. Dikkat! 24. sorumuz. 1929 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği önderliğinde toplanan pakt veya konferans aşağıdakilerden hangisidir? Balkan Antantı Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya'nın katıldığı pakttır. Montrö artık yetkiler Türkiye'ye bırakıldı ve komisyon kaldırıldı. Locarno'nun amacı neydi? Almanya'yı yumuşatmaydı. Sadabat 1937 yılında toplandı. Amaç doğu sınırlarını güvence altına almak. Katılan ülkeler Türkiye, İran, Irak ve Afganistan'dır. Cevabımız Libya paktı olacaktır. 25. sorumuz. Yukarıda sözü edilen lider kimdir? Hayat sahası fikrini ortaya atmıştır. Kavga maddi eseri yazmıştır. Bu kişi Adolf Hitler'dir. Franco, İspanya İç Savaşı'nın baş mimarı. Mussolini, İtalyanların lideri. Duce olarak bilinir. Hirohito, Japonların lideri. Winston Churchill, İngilizlerin lideri. Cevabımız Hitler olacaktır. CHP'den ayrılıp Demokrat Parti'nin temellerini atan dörtlü takdir grubunun içerisinde hangisi yer almamıştır? Celal Bayar, Cumhurbaşkanı olacak. Adnan Menderes, Başbakan olacak. Fuat Köprülü, Refik Koraltan dörtlü takdir grubunun içerisinde yer alan kişilerdir. Ancak Fevzi Çakmak ilerleyen zamanlarda Millet Partisi'nin içerisinde yer alacak değerli arkadaşlarım. İkinci Marşal. 27. sorumuz. TSCB'de aldıktan sonra Kırgızistan'a bağımsızlığını kazanan kişi kim olmuştur? Bu kişi Asgar Akayev'dir değerli arkadaşlarım. İslam Kerimov Özbekistan'a bağımsızlığını kazandırdı. Nursultan Nazarbayev Kazakistan'a bağımsızlığını kazandırdı. Sapar Murat Niyazov Türkmenistan'a bağımsızlığını kazandırdı. Ebu Feyzelçi Bey Azerbaycan'a bağımsızlığı kazandırdı. Cevabımız Asgar Akayev olacaktır.
Bir denemenin daha sonuna geldik. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.